Kaç yaş? Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Geçen de gelmiştim ya, mikrofonu vermiştim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hatırlar gibiyim. Şorumdan mı? Ben şorumdan. Yine kalacağım ben. Ekim 2013 inşaat devam ediyor. Onun anısına haçeş olarak yapıyoruz. Ön ayak konuşturmaya çağırdınız bunu. Hem yani, emeğine evet. Allah daha da güç versin. Gerisinde kendisi anlatsın nasıl başladıklarını. Şimdi buraya yerleşmek isteyen Türkiye'den ya yani diasporadan gelen arkadaşlar öncelikle geçici oturum almak durumunda. Bir sene sonra sürekli oturum alma hakları doğuyor. Ama bu süreler zarfında burada bir ikamet adresi olması gerekiyor. O da ancak işte tanıdık, bildik birilerinin evine olabiliyor. Çünkü buradaki yasalarda ikamet edildiğiniz evde sizin de haklarınız oluyor. Eğer siz bir eve ikamet edildiyseniz sizin izniniz olmadan o ev satılamıyor. Bu ev sahibine bazı yükümlülükler doğuyor. O tip şeylerden dolayı böyle ikamet sorunu oluyor dışarıdan gelen arkadaşlarda. Biraz önce otobüsün durduğu yerde bizim kendi evimiz. Bizim evimizde şu anda yaklaşık 50 kişi var Türkiye'li, ikameti bizde olan. İlk ay da onlardan biriydi. İşte bu geçtiğimiz Mart ayında bir gün önce geldi, bir gün sonra gelecek olan bir arkadaşı karşılamak üzere Krasnodar'a giderken trafik kazasında kaybettik kendisini. İlk ayın çok seveni vardı Türkiye'de. Burada da, Maykop'ta da. Geldiği zaman bayağı kalıyordu. Bazı senede mesela 2-3 ay kaldığı oldu. Bazen hiç 10-15 gün geliyordu. Gençler arasında çok sevilen bir arkadaşımızdı. Onu kaybettikten sonra onu seven Türkiye'deki arkadaşları ve biz Maykop'takiler onun ismini unutturmayacak bir şey yapalım. Onun hayatta istedikleri neydi diye düşününce böyle bir proje aklımıza geldi ve bu işe başladık. Yürüyor. Bundan sonra artık sizlerin ve işte diasporadaki yaşayan bütün katkılarıyla getirmeye çalışacağız. Burada şimdi sağ tarafta bir salon olacak. O salonda ilk ayın Türkiye'de ve burada yaptığı çalışmalar vardı. İşte Türkiye'de harita çalışmaları olmuştu. Adiye köyleri şu an ilk yerleşimler. Burada da aynı şekilde eski yerleşimler, şu anki yerleşimler, eski adlar, yeni adlar. O tip çalışmalar sergilenecek. Kendisi zaten çok iyi bir pişinah oldu. Hem akordeon hem pişineyi çok güzel çalardı. O kendi aletleri burada sergilenecek. Onun kütüphanesi buraya gelecek. Bu salonda anavatana dönmüş olan insanlarımıza her türlü destek sağlanacak. 3-6 ay arasında burada ikamet etmeleri, adaptasyon süresince burada kalmalarını sağlayacağız. Onlara hem Adige'ce hem Rusça öğrenmeleri için kurslar verilecek. Böyle çok maksatlı bir salon olacak sağ tarafta görünen kısım. Solda bir ortak mutfak olacak. İkinci ve üçüncü katlarında her odada ikişer kişi kalabilecek şekilde pansiyon gibi odalar yapacağız. Yaklaşık 28-30 kişi arasında insan kalabilecek burada. Tabii ki öncelikle anavatana kesin dönüş yapmış olanlara hizmet verecek. Daha sonra işte oturumu vesilesiyle yılda iki kez giriş çıkış yapmak zorunda olan bir sürü Türkiye'li arkadaşlarımız var. Onlar kalabilecekler. Onun haricinde sizler gibi vatanı ziyarete gelenler de bu haçeşten faydalanabilecekler.
Yardımları ne şekilde yapabileceğiz? Yardımları Facebook sayfamız var. Tijilkay Dönüş Yolu Projesi diye. O sayfaya istekte bulunursanız biz sizi üye kabul ederiz. Oradan hem bu projenin başlangıcından bugüne kadar geçmiş olduğu aşamaları görebilirsiniz. Evet. Orada banka hesap numaraları var. Aylık yani bütçenizi sarsmayacak şekilde belirli bir şeyleri orada yazılı olan hesaplara gönderebilirsiniz. Onlar bize ulaşıyor. Evet. Onun haricinde derneklere işte Kafet karar aldı. Bu projeyi destekleme kararı. Derneklere afişler gönderecekler. Dernekler çeşitli etkinlikler yaparak işte bu projeyi destekleyecekler. Sizler de etrafınıza bu şeyi yayarsanız böyle bir projeyi. Aslında bu proje sizler için yapılıyor. Sizler için düşünüldü. Biz ancak işte elimizden geldiğince hem maddi hem işte manevi olarak çalışıyoruz burada. Allah kolaylık versin. Yani. Gerçekten emeğinize saygı duyduk. Teşekkür ederiz. Buradaki bu hazır ev de eski plana göre yapılmış. Odadan odaya geçişli. Bu evi de restore edip İlkay'ın annesi babası artık burada yaşamaya karar verdiler. Burayı da restore edip onlara tahsis edeceğiz. Toplam alan 565 metrekare. Binanın oturumu işte 11-14 gibi. İkinci ve üçüncü katlarında yani çatı katı ve bir kat daha çıkacağız ve üstüne bir çatı katı toplam 28-30 oda 14 tane odamız olacak. Bir iki odası biraz daha büyük olacağı için oraya belki 350 ya ranza ya da işte portatif bir yatakla 30 kişi kapasiteye ulaşacağız. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık çok. Emeğinize sağlık. Çok. Emeğinize sağlık. Emeksiz olmaz bu kayıp. Ama işte temel, ben önce bu içeride eski evler vardı. Burası şehir merkezine yürüme. Onlar yıkıldı. Ondan sonra orası temizlendi. Bunlar tabii hep yani iş gücü olarak insan iş gücü yani el yapıldı. Bir de öğrenciler burada. Thank you.